Arkadaşlar merhabalar. Yeniden bir maç sonrası değerlendirmeyle karşınızdayız. Beşiktaş Erzurum deplasmanından aldığı 3 puanla ve 4-2'li skorla gerçekten çok çok rahat bir nefes aldı. Ve zirve yarışında rakiplerinden ciddi anlamda uzaklaştı. Fenerbahçe'ye 7 puan, Galatasaray'a da 8 puan fark atarak hem rahatladı, zirvede yalnızlaştı hem de rakiplerini moralmen ve psikolojikman çökertti. Amiyane bir tabir, bu maçta belki de şampiyonluk kupasının tek kulbunu tuttu. Ankaragücü'nü de yenerse bence büyük ihtimalle ikinci kulbu da tutmuş olabilir ve şampiyonluk için çok çok avantajlı bir duruma gelebilir ki %90 da bu dakikadan sonra şampiyonluğu bırakacağını tahmin etmiyorum Beşiktaş'ın. Beşiktaş bu karşılaşmada gerçekten müthiş bir oyun ortaya koymasa da rakibinden çok üstün bir futbol sergiledi. Genelde oyuna hakim olan, topa hakim olan, oyunu yönlendiren, hükmeden Beşiktaşlı. Girdiği pozisyonlar da fazlaydı. Erzurum Spor'da zaman zaman pozisyonlara girdi. Zaman zaman Beşiktaş ceza sahasında ataklarla, pozisyonlarla Ersin'i yokladılar ve zorladılar ama Beşiktaş bugün attığı gollerle, girdiği pozisyonlarla ve kaliteli ayaklarıyla maçı kazanmasını bildi. Bu maçta karşılaşmaya damga vuran isimler tabii ki de Larin, yine maça damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Gerçekten müthiş bir oyun ortaya koydu. Attığı güzel golün yanı sıra hem ileri hem geri çalışarak maç boyunca bütün arkadaşlarını rahatlattı. Ve hem defansta hem orta sahada hem de ofansta ciddi anlamda takıma katkılar sağladı Larin. Atiba da bugün iyi oyun ortaya koydu. Hatta şu da geliyor insanın aklına, Larin'de, Atiba'da her şeylerini sahada verebilen inanılmaz profesyoneller. Acaba bundan sonraki süreçte Beşiktaş başka Kanadalı oyuncularda transfer edebilir mi? Çünkü çok futbol ahlakı olan oyuncular bunlar ve takıma müthiş katkı sağlıyorlar. Hem Larin'de hem de Atiba'da bunu görüyoruz. Atiba'nın asisti sayılmadı ama top rakibe çarptığı için o da Larin'e müthiş bir pas verdi. Aslında Gezal'a vermek istedi ama top Larin'in önüne kaldı. Bir Kanada işbirliği vardı golde ve maça Erzurumspor'da zaman zaman ortak oldu. İlk yarıda kaleci hatalarının ortaya çıktığı bir karşılaşma izledik. İki takımın kalecisi de ciddi hatalar yaptılar. Hem Emrah'ın hem de Oğuzhan'ın golünde ciddi hatalar vardı ama ikinci yarıda Beşiktaş hem o tecrübesini hem de kalitesini ortaya koyarak maçı kazanmasını bildi. Gezal'ın attığı gol belki de yılın en iyi gollerinden bir tanesi olacak, seçilecektir. Müthiş gitti, rakibinden sıyrıldı ve sol ayağıyla öyle bilerek, isteyerek, görerek vurdu ki zaten vururken belki de gol olacağını biliyordu. Çünkü öyle gelişigüzel bir vuruştuydu. Ayak içiyle sert bir şekilde topu 90'a bıraktı. Golün hemen öncesinde tartışmalı bir pozisyon vardı. Cenk Tosun'un top eline mi geldi yoksa göğsünden mi sekti diye bir açıdan eline, bir açıdan da göğsüne gibi geldi gibi gözüküyor ama zaten o pozisyonun hemen ardından Cenk Tosun'un eline çarptığını varsayarsak top Erzurumsporlu oyuncularda kalıyor. Sonra kaybediyorlar. Beşiktaş bir daha kazandığı için topu, o Cenk Tosun'un eline çarpan pozisyon geçerli sayılmıyor ve gol veriliyor. Bunu da Yaşar Kemal Uğurlu ve VAR bu şekilde değerlendirdi değerli seyirciler. Burada tabi attığı golde Beşiktaş'ın atak başlangıç fazı olmadığı için golün geçerli sayılması olarak da açıklanabiliyor. Bu hakem dilinde bu şekilde ifadelendiriliyor değerli seyirciler. Cenk Tosun'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Gerçekten çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Diz kapağı döndüğü haberini aldık. Çok çok geçmiş olsun. İnşallah kısa sürede sağlara döner Cenk Tosun. Sol dizinde bir sıkıntı vardı. Bandajla çıkmıştı. Bantlar yapıştırılmıştı. Belki de sol dizini korurken, sol dizine fazla yüklenmek istemezken sağ dizine fazla yüklendi bu maçta. Hem öyle hem de kötü düşünce bunlar üst üste gelince, yan yana gelince ciddi bir sakatlık yaşadı. İnşallah kısa sürede sağlara döner Cenk Tosun değerli seyirciler. Onun dışında Beşiktaş'ta Dorukhan çok çalıştı bugün. Gökhan Töre oyuna girdikten sonra çok etkiliydi. Attığı golde hem zeka, hem çalım, hem beceri, hem de bitiricilik vardı. Kendisine tebrik ediyoruz. Fişi çeken isim oldu. Gökhan Töre Beşiktaş'ı rahatlatan isim oldu. Mensah'da ayrı bir paragraf açmak lazım. Ayrı bir konuya değinmek lazım Mensah'ta. Haftalardır oynatılmıyor Sergen Yalçın tarafından ve oyuna sonradan girdiği maçlarda hiç etki gösteremiyor. Bugünkü maçta gördük ki Mensah oyuna sonradan girdiği için mutlu değil, mutsuz. Çoğu pozisyonda ayağını bile kıpırdatmadı, rakiplerine girmedi, rakiplerinin yanından refakat etti. Çoğu ataklara, Beşiktaş'ın ataklarına katılmadı. Ciddi anlamda takımı oyuna girdikten sonra eksik oynattı. Mensah'ın da büyük ihtimalle bundan sonraki haftalarda Sergen Yalçın tarafından daha az dakika oynatılacağını ve sezon sonu gönderileceğini düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Yaşar Kemal Uğurlu maçın hakemi iyi maç yönetti dedik. Beşiktaş'a ve diğer takımlara bundan sonraki maçlarda başarılar dileriz. Bakalım bundan sonraki maçlarda, karşılaşmalarda ne gibi gelişmeler olacak, biz de merakla bekliyoruz. Yeni konularla, yeni konuklarla, yeni değerlendirmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.